Arkadaşlar selamünaleyküm. Güvercin ve Kuşçuluk kanalına hoş geldiniz. Bugün kuşlarımızı tekrar dışarı çıkardık. Birkaç tanesinin kanadı bantlı. Çünkü onlar bayağı asiler. Hiç durmuyorlar yerlerinde. Basıp gidiyorlar. Onların kanatlarını bantladım. Ama geri kalan bütün kuşlar açık. Karınları aç arkadaşlar. Yemle terbiye ettik. Bakın kanatların hepsi açık neredeyse. Yemle terbiye ettik. Kuşları aç diye gitmiyorlar. Tok olsalar bir dakika beklemezler. Böyle tane tane yem veriyorum ki doymasınlar diye. Zaten en sonda kümese yemliği koyuyorum. İçinde yem dolu şekilde. Hepsi kümesin içinde koşuşturuyor. O şekilde sokuyorum. Bu belki 3. ya da 4. gün arkadaşlar böyle sürekli sokup çıkardım. Bakın zaten artık kuşlar alıştı. Kümesin içine girip çıkabiliyorlar uçarak. Çok sıkıntı kalmadı artık. Bir şu kelebeğimiz var arkadaşlar. Çok cin gibi. Bakın hayvanın duruşundan bile belli. Rahat durmuyor arkadaşlar. Hayvan hep bir kaçma eğiliminde. Ama bugün bir ufaktan kalktı. Tekrar indi. Yani tur atmadan indirdik kuşu. Gel. Bakın şöyle gidiyorlar. Oraya gitmemeleri lazım. Gel. Gel buraya gel gel. Hah. Gelin böyle. Artık bu şekilde alıştıracağız arkadaşlar bunları. Bir tane mardinimiz var. Yavru. Cikcik daha. Bu kuşu uçurmak istiyorum arkadaşlar. Çok ümitliyim. Annesi babası zaten oyunlu kuşlardı. Babası dumanlı olan bu yoğun taklada bir tane mardinimiz vardı. Onu verdik biliyorsunuz. Annesi de sabuni paslı. Onların yavrusu. Gel. Ya buraya gelin. Gel gel. İşte arkadaşlar böyle yola çıkıyor ya, beni çıldırtıyor. Sanki şey var ya. Orada bir şey var ya. Geç şöyle. Bakın arkadaşlar kanatları açık hepsinin. Biraz risk alıyorum ama inşallah kalkıp gitmezler. Gel buraya gel. Bak şu dönek kırması sıkıntı. Bu hiç uçmadı. Bu bende de uçmadı, burada da uçmadı. Onun da kanadı açık. Dediğim gibi risk. Ama seviyorum böyle heyecanları. İnşallah kalkıp gitmezler. Aman aman aman. Arkadaşlar şu eşek sıpası var ya şu. Şu cin gibi ya. Ya bir kuş böyle rahat etmez mi ya? Arkadaşlar ben şurada durayım. Yoksa bu kuşlar sürekli şu yola gidiyorlar. Aa bak kalktı. Hayır 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 hayır. Hayır şöyle gel. Yiyin yemeğinizi hadi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hep kelebek var burada. Sakin. Gel 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 gel. Gel buraya gel. Allah seni kahretmesin. Gel buraya. Gel. Aferin sana. Aferin benim güzel kızıma. Aferin. Böyle kalkıp kalkıp indikçe arkadaşlar bu kuşlar bu işi çözecek. Oy aklım gitti. Dediğim gibi hepsi kelebek. Bir tane mardinimiz var arkadaşlar burada. Bu da yavru bir mardin. Öbür tarafa alışmasın. Buraya alışsın diye getirdim. Ben bunu burada inşallah uçuracağım arkadaşlar. Allah izin verirse. Gel. Bakın arkadaşlar şuna bir bakın. Şu kelebeğe, karavaş kelebeğe. Ben gideceğim diyor ya. Ben burada biraz daha duramam diyor. Aha bu gitti. Gel. Vallahi bu gitti. Aa oraya konduk. Gel. Gel yavrum gel, gitti ya. Of ya. Nerede şimdi o kuş Allah bilir ya. Gel. Yok kayıp. Eşek sıpası kayıp. Şurayı bir turlasa belki görür. Daha demin kalkıp inen kuş arkadaşlar. Durmadı. Bastı gitti ya. Beyaz dişi kelebek. Gel. Arkadaşlar bazı kuşlar çözdü olayı artık. Öyle sıkıntı yaratmıyorlar. Yani bakın kümesin içinde keyifliler. Sürekli böyle bir ötme, kur yapma eğilimindeler. Bu da kümese alıştıklarının işareti. Ama işte bazı kuşlar inat ediyor ya.
Bir yandan seviniyorum, kafalı kuşlar öyle her kümese alışmıyorlar. Yani atıyorum kuşu verdim birine, bir hafta kanadını bantladı, sonra açtı kanadını. Demek ki kuş o kümeste durmuyor, basıp gidiyor kendi yerini bulmak için, yani benim burayı bulmak için. O yüzden kafalı kuş, hoşuma giden bir durum ama yoruyor beni. Bak şimdi mesela bir ses geldi, kuşlar böyle bir ürküyor. Aha geldi. Gel aşkım, gel 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 gel. Gel. Aferin sana, oraya kondu şimdi o. Geldi. Aferin kızıma benim. Uçtu uçtu geri geldi. Tek başına hem de. Helal olsun lan sana. Vallahi helal olsun sana. İşte arkadaşlar dediğim gibi böyle. Gel. Bunları böyle eğiteceğiz. Şu arka tepeden korkuyorum arkadaşlar. Beyaz arka tepe var ya. O hiç uçmadı. Benim kümesinde de uçmadı. Burada da hiç uçmadı. Ama eş aldı Arap'la. Bu Arap buraya alışınca bu beyaz da buraya alışacak. Arap'ın kanadı açık. Gel. Dediğim gibi şundan korkuyorum. Gerçi o da gidecek gibi değil. Dediğim gibi eş düşkün olmuş. Bir o Arap'tan arka tepeden korkuyorum. Bir şu dönek kırmasından korkuyorum. Bu da kalkarsa gider. Bir de arkadaşlar şu çapar kelebekten korkuyorum. Bundan niye korkuyorum? Bu kuş zaten uçamayan bir kuş. Hatırlarsınız ben bunu bir arkadaşıma hediye almıştım. Bu kuş balkonda büyütülmüş. Hiç dışarı yüzü görmemişti. Diğer kümese, yani mavi kümese götürdüğümde de hiç uçmamıştı. Hayvanın kanatlarında güç yok. O yüzden uçamıyor. Yani uçuyor da tura giremiyor. Çatıya kalkar en fazla. Şimdi atıyorum mesela şurada bir çatıya kalktı ya da şurada arkada bir yere düştü. Burayı daha bulamaz çünkü etrafı bilmiyor. O yüzden korkuyorum. Bir onun kanadını bantladım. Bir şu arka tepe beyazın kanadını bantladım. Bir şu çaparım var arkadaşlar. Bu çapar kümes kapısı açılır açılmaz direkt kaçıp gidiyor. Onun için kanadını bantladım. Başka da kanadını bantladığım kuş yok. Şimdilik. Gel. Şu eşek sıpası şey ya. Çok zıpır. Bak. Hep böyle bir kalkma elimle. Bak gene kalkacak bu. Bak gene gitti. Bak. Bak 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 bak. Gel. 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 Gel buraya. Eşek sıpası ya. Gene gitti ya. Aha. Bu buraya kalktı. Peşinden de bu kalktı. Aman dikkat. Aman dikkat. Gel. Tamam. Arkadaşlar şu ileride kuş uçuyorlar. İnşallah benim kuşlar oraya takılmaz. Vallahi bir giderlerse yandık. Gel. Arkadaşlar bu kuşların buraya alışması gerek. Yani yapacak hiçbir şeyim yok. Çünkü planlarım var. Burası uçum kümesi olacak. Allah izin verirse bir zaman gelecek arkadaşlar. Bu kapıyı açtığımda kümesin içinde kuş kalmayacak. Hepsi fırlayacak havaya. Gökyüzünde kaybolacaklar. İyi uçan, yüksek uçan kuşlarımı buraya getirdim. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. Kümeste uçmayan kuş olunca kuşlar uçmuyor. Yani atıyorum uçan kuşları saldım havaya, uçuyorlar. Diğer kuşları çıkarmamam gerekiyor. Eğer diğer kuşları çıkarırsam ve kuşlar yerde gezinirse uçan kuşlar da onları görüp aşağı iniyorlar. Pırıltı oluyor yani. Gel. O yüzden dediğim gibi en iyi uçanları getirdim buraya. Birkaç tane tabii yeni var ama onlar da alışsın istiyorum. Şimdi beyaz tekrar gelecek inşallah. Beyaz şu anlık yok. Hadi yavrum benim, hadi. Neredesin? Arkadaşlar burada kuşturmak da meziyet yani, bakın. Burası da bina. Ama Allah'tan burada bir avantajım var. Rüzgar şöyle esiyor, elinde şimdi yem var. Rüzgar böyle esiyor, kuşlar orada kümesi görebilecekler. Hayır, 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 buraya gel. Gel buraya, gel.
Gel buraya. Gel buraya, gel şu karabaş, gel. Gel buraya karabaş, gel. Yok, beyaz gitti ya. Biraz daha beklerim. Gelmezse kapatacağım kümesi. Şöyle bir de uzaktan çekeyim arkadaşlar. Of, aferin benim kuşlarıma. Alıştılar ya, alıştılar ya. Özellikle erkekler arkadaşlar. Şimdi folluk çok içeride. Bir de dişi çok. Erkeklere gün doğdu valla. Neredeyse bir erkeğe 3 tane dişi düşüyor. Ya hayır oğlum ya, hayır ya bak. İnat ediyorsun, oraya gidiyorsun. Olmaz ama. Şu beyazda bir gelse var ya, ne güzel olacak ya. Böyle firesiz eksiksiz kümes kapatacağız. Hadi kızım benim, gel artık ya. Yok, havada yok. Uçuyor desem uçmuyor da. Bir yere kondu herhalde. Arkadaşlar zaten kümesi bitirip kuşları koyar koymaz da Allah izin verirse 2 çift yavru alacağım. Hatta 3 çift alacağım. Kuşlarım yumurtladılar bakın. Şurada bir karabaşımız yatıyor. Bilmiyorum ne kadar gözüküyor ama. Şurada bir tane, şu en üst köşede yatan kuşlarım var. Yumurtlayacak kuşlarım da var. Seri yavru almaya başlayacağız arkadaşlar inşallah. Yani sezon bitmeden yavrular çoğalacak diye ümit ediyorum. Zaten bu kümesten de bir yavru alayım. Daha kuşlarım da gidip kaçma ihtimalleri yok. Şöyle bir biraz daim atayım da. Şurada benim gölgem. İfşa. Güvercin ve kuşçuluk kanalı sahibinin gölgesi gözüktü. Neyse arkadaşlar, bu beyaz gelmeyecek herhalde. Yeni kümesimizden durumlar bu şekilde. Dediğim gibi 3-4 tane kuşumuzun kanadı bantlı. Diğerlerinin hepsinin açık. Ama yavaş yavaş alışıyorlar. Gördüğünüz kalkıp kalkıp inenler de oluyor. Erkeklerden çok korkmuyorum. Dişiler beni biraz sıkıntıya sokacak gibi. Ama onlar da mecbur alışacaklar. Ben buraya böyle sandalyeme oturacağım. Keyfimi yapacağım. Güvenlik karşımda. Önüm geniş. Alan geniş. Çok güzel bir keyif yapacağız sizlerle beraber. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz.